Merhaba sevgili arkadaşlar, bugün sizler için Plumcake Finance'dan bahsedeceğim. Bu şirket bir nevi PancakeSwap ve Uniswap gibi bir sitedir. Ve bu üzerine bir kendi projesini yapan ve oluşturan bir projedir. Ve toplam Plum Supply'ın 200 adettir. Ve market cap'i 100 bin doların üzerindedir. Total Value Locked TVL ise 35.457 dolardır. Ve fiyatına baktığımız zaman burada 504 dolar olduğunu görebiliriz. Çünkü total supply sadece 200 adettir. Ve her blokta bir tane üretiliyor. Yani her bloğu çözdüğünüz zaman 504 doların sahibi oluyorsunuz. Ve bu da diğerlerinde olduğu gibi işte yield farming olayının yapıldığı, likvidasyon işlemlerinin yapıldığı ve aynı zamanda staking işlemlerinin yapıldığı bir projedir. Ve burada görmüş olduğunuz gibi yeni nesil yield farming veya PancakeSwap ve versiyon 2 diyebiliriz buna. Ve bununla da ilgili bilgiler yer alıyor. Ve trade bölümüne geldiğimiz zaman exchange dediğimizde burada PancakeSwap finans üzerinde işleme yöneliyor. Ve bu projeye ait olan Plum tokenini burada biz işlem yapabiliriz. Biz mesela bir BNB ödeyerek bu kadar 1.10 Plum token alabiliriz veya diyelim ki bir tane Plum token'e 0.837 BNB alabiliriz ve aynı zamanda diğer tokenlara da değiş tokuş yapılabilir. Aynı zamanda BNB, ADA veya diğer tokenlerle biz Plum token'ini satın alabiliriz. Ve yeniden ana sayfaya dönelim. Burada likvidasyon işlemleri var. Likvidasyon işlemleri ve Plum'un kendi farmısı var. Ve Plum farm'a katılarak biz de buradaki paralardan kazanabiliriz. Mesela Plum BOSD 50x veriyor ve burada yıllık kazanç çok fazla oluyor. Ve bizim kazancımız Plum token oluyor burada. Depozito için herhangi bir ücret yoktur ve burada da LP fiyatları ile ilgili bilgiler yer alıyor. Ve burada Plum BNB, BNB BOSD var. Ve aynı zamanda daha stabil olan USDT BOSD var. Burada depozito için para ödüyorsunuz ve yıllıkta bayağı bir kar veriyor. Ve bu karın miktarında bize Plum tokenler veriyor. Biz LP tokenlarını stake yapıyoruz sadece. Bunun için Unlock Wallet diyerek arkadaşlar buradan MetaMask, Trust Wallet, Mass Wallet, Token Pocket, Wallet Panic ve Binance Chain'i kullanarak işlem yapabiliyoruz. Aynı zamanda USDT ile ilgili diğerlerini de görebiliriz. Veya USDC BOSD var. Bunda da yüksek bir kar oranı var. Cake BNB var. Bunda da kar oranı bayağı yüksektir. Burada da likvidasyon işlemleriyle ne kadar likvidasyon işlemi yapıldı bunu gösteriyor arkadaşlar. Burada da zaten ne kadar işlemler yapıldığını görebiliyoruz. Bakın burada da 6800 işlem yapılmış. Burada 6800 işlem yapılmıştır. Ve burada Plum Pools'lar var, Plum Havuzlar var. Bu havuzlarla da biz yıllık paralar kazanabiliyoruz. Ve burada da Plum tokenlerine stake ediyoruz. Burada herhangi bir ücret yoktur burada. Ama BOSD'de herhangi bir ücret takılıyorlar. 3.9 olarak. Ve bunları stake yaparak biz yıllık belli bir miktarda para kazanıyoruz. Ve bu kazandığımız paranın yerine bize Plum token veriyor. USDT'de stake yapıyoruz ve Plum token kazanıyoruz. Aynı zamanda burada fresh pull'lar, loteriler var. Bunlar da bekleniyor. NFT sektörüne giriş olacaktır. Bunlar bekleniyor. Ve coin market cap'te ve diğerlerinde listelenmeler olacaktır. Bunlarla ilgili bilgiler olacaktır. Mesela bu tokenin BCC scan üzerinde işlemlerine bakabiliriz. Bakın total supply'i 200 PLM'dir ve holder'ları 199 adettir. Yani bu projenin tam sahibi vardır neredeyse. Herkese bir coin düşebiliyor. Burada da bakın burada da transfer işlemlerini görebilirsiniz. Ve diğer işlemleri de görmek için burada listing bölümünden DEX kuruya gidebiliriz. Ve proje ile ilgili olan grafikleri ve diğerlerini böylelikle izleye veya inceleyebiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, total likvidasyon işlemi 25 bin doların üzerindedir. Burada da biz artan grafiği görüyoruz. Mesela 100 az bir miktardan şu anda 507 dolara kadar yükselmiş. Bakın ilk çıktıklarında 44 dolar olmuş ama 686 dolara kadar yükselmiş ve şu anda buradadır. Burada da kolay bir şekilde al sat işlemlerini yapabilirsiniz ve burada
günlük volümünü ve işlemleriyle ilgili geçmişi görebiliriz arkadaşlar. Ve siteye yeniden dönelim. Burada GitHub'da ve documents'ler var. Mesela proje ile ilgili, projenin ne olması ile ilgili burada documents'ler var. Plumcake projesinin bir PancakeSwap benzeri bir mekanizma ile çalıştığı ve diğerleriyle ilgili bilgiler var. Launch bölümünde ise arkadaşlar burada 2021 yılın Mayıs ayının ikisinde resmen işlemler başlayacaktır ve 200 PLM token'in liquidation işlemleri için öngörülecektir, airdroplar geçirilecektir ve diğerleri. Yol haritasına baktığımız zaman arkadaşlar 2021 yılın ikinci döneminden başlayarak bu proje kendini tutturmaya başlamış. Smart contract adresi, bu application'ları, merkeziyetsiz application uygulaması, Plumcake, Finance işleme sağlanmış, Aydut, Marketing, Airdrop, Farm Staking işlemleri ve diğerleri de şu anda işlem başındadır. Ve burada Plum Token ile ilgili bilgi var. Plum Token'in neyimi? Plum Token'dur, simbol Plum'dur, kontrakt adresi budur. Demin baktık. Chain ise, yani blok zinciri ise BEP20'dir, Binance Smart Chain'dir BCC. Intel supply ise 200 PLM'dur. Maksimum supply'de herhangi bir limit yoktur. Emisyon rate'inde her blokta bir plum kazanabiliyoruz. Emisyon rate de 0.05'tir. Ve burada her blok için hangi bir sürenin ayrılması ve diğerleriyle ilgili bilgiler var. Burada yakılma fonksiyonu var. Yakılma fonksiyonu nedir arkadaşlar? Depozit işlemleri zamanı %4'lük bir yakılma işleminden de bahsediliyor. Burada da yakılma ile ilgili bilgileri alabilirsiniz. Kontrakt adreslerini görebiliriz. Plan token, master chain ve time blokları görebiliyoruz. Audit işlemlerini görebilirsiniz. Audit ile ilgili burada Hacken ve Kertik'in ve TechRate'in işlemleri var. Bunlar beklemedir ama TechRate işlemini verilmiştir. Burada da birçok kodlar, sosyal medya siteleri ve diğerleri var. Mesela sosyal medya sitelerine baktığımızda GitHub üzerinde, Medium üzerinde, mesela Telegram üzerinde aynı zamanda iletişim kurabiliriz. Twitter üzerinde iletişim kurabilir ve aynı zamanda bilgiler elde edebiliriz. Mesela burada Plumcake'in finans, yer, profiling protokolü olması ve kolay bir şekilde swap işlemlerinin gerçekleşmesi ile ilgili bilgiler var. Ve burada da airdrop'tan bahsediliyor. Burada da projeyle alakalı olan diğer haberleri görebiliriz ve takip edebiliriz. Aynı zamanda Medium kanalına da ziyaret ettiğimiz zaman burada da projeyle ilgili bilgi yer alıyor arkadaşlar. Twitter, GitHub adresi var, Telegram adresi var, aynı zamanda e-mail adresi var. Bunlarla iletişim kurabiliyoruz arkadaşlar. Burada audit işlemine bakabilirsiniz, auditlere. Aynı zamanda bu projeyle alakalı olan diğer işlemleri görebilirsiniz. Ve sistemi anlamak için burada BuyPlayM diyerek arkadaşlar bağlanabilirsiniz. Add plan to MetaMask diyebilirsiniz. Mesela MetaMask'a bağlanabilirsiniz. Buradan MetaMask üzerinden işlem yapılabilir. Veya Connect MetaMask diyerek de burada Plumcake'i birçok MetaMask'a, Trust Wallet'a ve diğerlerine bağlayabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, projeyle ilgili alıntılayacağım bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. İyi günler.